Kasabada halletmem gereken önemli bir işim vardı. İzin isteyecektim sizden. Bunlar ne? Tülay Hanım için yaptım. Geçmiş olsuna götüreceğim. Hem Zeynep'e de teşekkür etmiş olurum dedim. Ne için? Bisikletten düştüğümde o olmasaydı beni bulamayabilirdiniz. Onun sayesinde. Teyze ne yapıyorsun? Delirdin mi sen? Sen delirteceksin beni sen! Sakin ol biraz teyze. Bırak! Hizmetçi toplayacak onları. Halil de sen de bu eve gelme amacımızı unuttunuz. Biz bu eve Aslan'la ailesinden intikam almaya geldik. Teyze biraz sakin olur musun lütfen? Ya o kadın bizim yüzümüzden kalp spazmı geçirdi, farkında değil misin? Biraz fazla değil mi sence de bu? Bizim yaşadıklarımız ne olacak Gülhan? Zavallı annenle baban affedilmek için bu kapıda yalvardılar. Bu evde oldu her şey. Aşağılayıp kovdular anneni. O ellerinle tatlılar hazırladığın Tülay ve o seni çok düşünen kızı Zeynep. Halil'i de etkilemeye çalışma sakın. Halil buraya hesap sormaya geldi. Ve o intikamımızı alana kadar elimden geleni ardıma koymayacağım. Kızın da gerçek yüzü ortaya çıkacak. Hepiniz göreceksiniz. Her şeyinizi elinizden aldı. Evinizi, yaşamınızı. Şimdi de annenin hastalanması. Onun yüzünden biliyorum. Ona karşı hırslı olmama mümkün değil. Sen ne yaptığını sanıyorsun şerefsiz? Gel. Şey, ben işimi bitirdim döndüm de bir istediğiniz var mı diye bakayım dedim. Halledebildin mi işini? Hı hı. Hallettim. Önemli miydi işin? Yani çok önemliyse Cemil'e söyleyebilirdin, o götürürdü seni. Yok, mühim değil. Kendim gittim geldim hemen. Tamam. İşin başına dön. Mutfakta işlerim vardı da kahve falan isterseniz. Yok. İstemiyorum.